Değerli dava arkadaşlarım, milletin gerçeklerinin sarayın paralel evreninin yanından yöresinden geçmediği gerçeğini artık bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Nitekim o nedenle her hafta birbirinden fantastik açıklamalarla karşılaşıyoruz. Gülelim mi, ağlayalım mı bilemediğimiz açıklamalardan bahsediyorum. Belli ki Sayın Erdoğan'ın gözüne girmek ve AK Parti siyasetinde yükselebilmek için saçmalama kabiliyeti önemli bir kriter taşıyor. Hal böyle olunca da AK Parti'nin vekilleri, parti yöneticileri birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyorlar. Ne diyelim, Allah akıl fikir versin. Mesela benzin istasyonlarında araç kuyrukları oluşuyor, vatandaş zamdan önce deposunu doldurma derdine düşmüş ama empati yoksunu bir vekil çıkıp araç kuyrukları zamdan değil araç bolluğundan yaşanıyor diyor. Mesela simit 3,5 lira olmuş, artık yarım simit satışları başlamış ama milletimize beslediği engin sevgisiyle bildiğimiz bir AK Parti yöneticisi, bizden önce dağlarda aç yaşayan insanlar vardı diyor. Mesela asgari ücretli anne babalar bebeklerine mama bile alamazken ayda 25 bin lira maaş alan tuzu kuru bir vekil çıkıp milletimize soğan ekmek edebiyatı yapıyor. Mesela geçmediği yolun bile parasını millete ödedirken bir başka vekil çıkıp cebinde parası olmayan eski yolu kullanır diyor. Mesela yangın, bırakın mı ekonomideki yangını, bırakın mutfağı, tüm haneyi yakarken herhalde vekillerinden geri kalmak istememiş olacak Sayın Erdoğan, burası çok önemli. Sayın Erdoğan, Afganistan ekonomisini ayağa kaldırmamız lazım diyor. Ya aynen böyle diyor. Yani ez cümle, milletimiz ne yaşarsa yaşasın, sarayın paralel evreninden görülmüyor, duyulmuyor, bilinmiyor. Vatandaş ne çile çekerse çeksin, saraydaki ultra lüks, her şey dahil eğlence, tam gaz devam ediyor. Nitekim bu aymazlığın en güncel örneklerinden birini, ülkemizin milli güvenlik sorunları listesinde adeta bir numaraya oynayan Tarım Bakanlığı'nın geçen hafta ortaya çıkan yeni bir icraatında gördük. Hatırlarsanız Mayıs ayında Tarım Bakanlığı buğday alım fiyatını ton başına 2250 lira olarak açıklamıştı. Bakan da utanmadan, sıkılmadan çıkıp çok iyi fiyat açıkladık diye böbürlenmişti. Peki geçen hafta ne oldu biliyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir iktisadi teşekkül olan TİGEM ürettiği 13 bin ton buğdayı ton başına 5320 liradan sattı. Yani devletin bakanı Mayıs ayında 2250 liradan buğday fiyatı veriyor. Üzerine bir de çok iyi fiyat verdik diye açıklama yapıyor. Daha sonra aynı bakana bağlı bir kurum ürettiği buğdayı bakanın açıkladığı alım fiyatının iki katından fazlasına satıyor. Rezalete bakar mısınız? İşte size iktidarın tarım vizyonu. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin üstün liyakatli kadroları. İşte size AK Parti'nin koruyup kollamak ve güçlendirmek yerine çiftçisine kazık atmayı tercih eden çarpık yönetim anlayışı. Değerli dava arkadaşlarım, tüm bunlar olup biterken, milletimiz her gün iktidarın yol açtığı yeni dertlerle boğuşurken, millete düşman bu iktidarın küçük ortağı işi gücü bırakıp vatandaşa hakkıyla hizmet edenlerle uğraşıyor. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli dünkü grup toplantısında ve sonra çıktı hem de Gazi Meclisimizin çatısı altında Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Neymiş? Bundan sonra Mansur Bey bu arkadaşların nefesini ensesinde hissedecekmiş. Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Yok öyle yağma. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var.
Yalana. Yalana, talana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız. Sonra da çıkıp tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz. Ayıptır, ayıp. Siz bu hükümetin küçük ortağısınız. Milletimiz sizden zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa çare bekliyor. Siz ise utanmadan salon basma peşindesiniz. Millet sizden memleketi içine düşürdüğünüz durumun hesabını vermenizi bekliyor. Siz ise tehditle, hakaretle gündem saptırma peşindesiniz. Milletin nefesi asıl sizin ensenizde. Siz ise sandıktan kaçacak yer arıyorsunuz. Yok, yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Millet iradesinden kaçış yok. Hesap gününden kaçış yok. O sandık elbet milletimizin önüne gelecek. İşte o gün geldiğinde nefesi de iradeyi de karşınızda göreceksiniz. Hiç merak etmeyiniz.